Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Yine bismillah diyoruz. Canbaz. Kanki, kanki. Versen mi, vermesen mi? Al hadi al. Afiyet şeker olsun. Kanki, kanki. Erdal götürüyor. Kanki Canbaz veda ediyor. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben Deniz Kanki Canbaz. Malum yemek yapıyoruz. Ne yapacağımız belli. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpelim. Yine bismillah diyoruz. Bugün muhteşem bir incir tatlısı yapacağız. Ama finalde İncirliova'daki dereci arkadaşlarım bu tatlıya verdiği ismi de sizlerle paylaşacağım dostlar arkadaşlar. Şimdi biz önce incirlerimizi şöyle ılık bir suda bir 5-10 dakika beklettik. Neden? Çünkü incirlerimizin içini dolduracağız arkadaşlar. Neler kullanacağız? En başta olmazsa olmaz. Gördüğünüz üzere toz şekerimiz var. Toz şekerimizi o güzel kremayı oluşturmak için kullanacağız. İncirlerimiz zaten hazır. Görüyorsunuz. İncirlerimizi içini neyle dolduracağız? Cevizimiz var. Efendime söyleyeyim, bademimiz var. Taze fındığımız var. En üstüne de şu canım cevizleri koyacağız. Ha, cevizler nereden? Cevizleri de söyleyeyim. Cevizleri de Bulgaristan Razgrad'dan dostlar arkadaşlar gönderdi. Bulgaristan Razgrad'a da selamlar gönderiyorum. Dedikten sonra şimdi janjan yapacağımız için biraz aksiyon yapalım istedik. Biraz zenginleştirelim istedik. Enerjiyi arttıralım istedik. Şam fıstığımız var, ince doğranmış. Yine bademimiz var, ince doğranmış. Tarçınımız var, çubuk tarçın. Bunu fotoğraf çekiminde kullanacağız. Ve olmazsa olmaz Yasemin Hanım'ın özellikle bu tatlıda görselde olması gerekir dediği çok güzel Isparta gülleri var. Böyle küçücük küçücük tamurcuk. İncirimizi kaynamaya bıraktıktan sonra en son sunuma geçmeden önce, tadıma geçmeden önce de tereyağımızı şöyle bir tam cızırdatmayacağız. Eriteceğiz, boca edeceğiz buraya. En son finali tereyağımızı yapacağız dostlar arkadaşlar. İncirlerimizi izninizle doldurmaya başlıyorum. İncir doldurmak biraz zahmetli. Yani biraz ellerinizin pratik olması lazım. Bakın şu küçük parmağınızı şöyle açtınız, şöyle. Şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Şurada döndürüyorsunuz. Bakın. Hop, hop, hop. Bak. Bak. Böyle yaptığın zaman seri bir şekilde incir bu hale geldi bak. İncir daldaki haline geldi. Şimdi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Önce şöyle 3-5 tane cevizimizi, kırıntı cevizimizi içine attık. Attık. Eyvallah. Cevizleri koyduk. Cevizleri koyduk. Şimdi en üste bütün cevizi koyacağımız için şunun içine biraz da şu şam fıstıklarından koyalım. Şöyle. Bakın. Şam fıstığı da koydum. Tamam mı? Üstüne de şu canım bütün cevizi aldım. Şöyle koydum. Bak abi. Mal hazır. Hakan. Bak. Mal hazır. Gördün. Eyvallah. Aynen bu işlemi şıkır 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 yapacağım arkadaşlar. Değişik değişik yapabilirsiniz. Sizler ne bileyim işte çam fıstığı doldurabilirsiniz içerisine. Ayrıyetten fındık doldurabilirsiniz. Kafanıza göre. Ama şunu bilin. Çok gerçekten lezzetli oluyor. Az önce ceviz kullanmıştık. Ben şimdi buraya iki tane çiğ fındık atıyorum. İçine bir tane badem atıyorum. Üstüne birazcık yine şam fıstığı. Sonrasında yine cevizimle kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman mal diyor ki ben buradayım diyor. Eyvallah. Şimdi bunları ben şıkır şıkır yapmaya devam. Bu sefer tamamen şam fıstığı dolduruyorum içini. Tamamen doldurdum. Değişiklik olsun. Üzerine de bu sefer iki tane badem koydum. Yine bütün incirimi aldım. Şöyle sıkıştırdım. Sen burada kal dedim. Bu da tamam. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza şöyle diyoruz. Ya Kanki Canbaz, bizim radyocu arkadaşımız, dostumuz yıllardır bizimle birlikte evlerimize, iş yerlerimize, araçlarımıza misafir oluyor. Bu adam yemek yapmaya başlamış. Bu Zat-ı Muhterem'in bir YouTube kanalı var. Kanki Canbaz YouTube kanalı.
burada Kanki Cambaz çok güzel yemekler yapıyor diye dostlarınıza, arkadaşlarınıza lütfen tavsiyede bulunun. Bu bir. İkincisi, abone olursanız kanalımıza çok güzel hediyeler kazanma şansınız var. Bu yemeği izlediğiniz takdirde hangi hediyeleri kazanacaksınız? O açıklama kısmında onlar da yazıyor. Hem programı, radyo programı dinliyorsunuz, hem yaptığımız yemeklerin bulunduğu Kanki Cambaz YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. Sonuçta Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market kazandırmaya devam ediyor. Anlatılmaz lezzetler de mutfakta sizin dostlar arkadaşlar. Onur Market'te dükkan sizin. Bakır tavamıza incirlerimizi fındıkla, bademle, efendim şam fıstığıyla ve cevizle doldurduk. Üstlerine de cevizleri yerleştirdik. Makamına erdi cevizler. Şurada bir tane kaldı. Şimdi bunu ben normalde götürmek istiyordum ama ben bu dolum işlemini yaparken, incirleri doldururken, uzaktan Hakan çekerken bana bir bakış attı. Dedi ki, yani abi şunu bana versen ne olur ki gibi bir şey hissettim. Al kardeşim. Versen mi, vermesen mi, versen mi? Al hadi al. Afiyet şeker olsun. Efendim müsaade ederseniz şekerimizi bocalayalım. Suyumuzu tavamıza katalım. Ocağımızın altını yakalım. Ondan sonra o canım incirler bir kıvama gelecek. O kıvama geldikten sonra dediğim gibi en son belki bir ihtimal pekmezle bir ince narin bir işlem yapacağız. Önce şekerimizi, evet, bir su bardağı değil de bir çay bardağı şekerimiz var. Zaten bir sürü materyal var. Şimdi ben bunu böyle bocalıyorum bunun üstüne. Bir çay bardağı şeker, iki çay bardağı da su koyacağız arkadaşlar. Tamam. Ocağımızın güzel bir altını yakalım. Açtık. Hadi bakalım. Bak. Gördün. Hafif siyahımsı bir duman. Ondan sonra altını kıstık. Kendi haline bırakacağız. Kapağını güzel kapatacağız. Onu kendi haline bırakacağız. Bu canım incirler o istediğimiz kıvama geldikten sonra tekrar buluşuyoruz arkadaşlar. Kanki Cambaz. Hadi bakalım. İncirlerimiz kaynamaya başladı. Vay arkadaş. Vay. Hani demiştik ya. Pekmezi kullanacağız ya da kullanmayacağız. O vakit karar vereceğiz. İncirler hani doğal incir olduğu için biz pekmezimizi kullanacağız gibime geliyor. Ki şöyle. Bu canım şerbete. Canım. Pekmezi de bence katmalıyız. İncirler kaynamaya devam ediyor. Anlatılmaz lezzetler mutfakta fark yaratmaya devam ediyor. Tenceremin kapağını kapattım. Beklemeye devam. Kanki Cambaz. Efendim beklenen geldi. İncirlerimiz istediğimiz kıvamda. Ben şimdi tenceremin, evet, hep dalıyorum, gidiyorum mazini karanlık sokaklarına. Elimi yakıyorum. Oo, süper. Süper İvanista. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Şimdi şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şunu alayım. Kapağımı da şöyle bırakayım. Dedikten sonra şimdi çok sıcak olduğu için şöyle alacağım. Evet. Ocaktan aldım. Şimdi bunun bir 3-5 dakika kendine gelmesi lazım. Bakın zaten döktüğümüz pekmez sonrası bir şerbet elde ettik. Jöleli bir şerbet oldu. Zaten incirleri sunum tabağımıza koyduğumuzda o canım şerbetten de böyle güzel üstüne döşeceğiz inşallah. Ama şimdi bunu parlatmamız lazım. Bunu nasıl parlatacağız? O da çok kolay. Ne dedik? Tereyağımız var dedik. Ne alaka diyebilirsiniz ama çok alaka. Şimdi şunu şuraya koydum. Altını kıstım. Bakın tereyağımı yakmayacağım. Tereyağımızı yakmak yok. Sulandıracağız tereyağımızı. Çünkü zaten burada bir kaynama var. Bir, ne diyelim, o jölenin verdiği hissiyat var incirlerde. O şu anda hala için böyle kıvırıyor. Kendi kendine kıvırıyor.
Hemen altını kapattım. Evet. Şöyle güzel, şöyle tereyağımı renk katması için, biraz parlatması için incirlerimin üzerine döküyorum. Oh 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 oh. Sese bak. Sese bak. İncirlerimi bu vesileyle ne yapıyorum? Parlatıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. İncirlerin şıkır şıkır parlaması lazım. Onur Market'te dükkan sizin. Evet dostlar. Ne dedik? Ne dedik? Devecilere selam olsun. Bu tatlının aslında Aydın'da başka bir ismi var. Deveciler bu tatlıya ne diyor biliyor musunuz? Bakmayın biz incir tatlısı dedik. Finalde söyleyeyim istedim. Bu tatlıya deve bağırtıran tatlısı diyorlar. Bu tatlıyı yiyen deve bas bas bağırıyor. Bu tatlı yenir bas bas bağırır. Şimdi sunuma geçmeden önce izin verirseniz ben bir dolabıma gideyim. Bitmedi daha. Dedim ya daha sürprizlerim var. Önce kaymak, sonra dondurma. Ondan sonra tadacağız, alev ederci diyeceğiz. Bir sürpriz daha oldu aslında. Hani ben şu ana kadar belli etmemeye çalıştım ama bir sürpriz daha oldu. O sürprizimizi de gerçekleştirelim. Erdal gel bakalım kardeşim. Bize bir sürpriz yaptın. Erdal yanıma gel, yanıma. Korkma, çekinme. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak da sizin. Zuda et, Zuda et. Benim kadim aile dostlarımdır. Ki bana en küçük amcaları derler. Dün akşam sohbet ederken yarın ne yapacaksınız abi dedi. Biz dedik incir tatlısı yapacağız. Çok ince düşünmüşler. Yani bu kadar gözlerim yaşardı Erdal'cığım. Zuda etten bize harika hamburgerler geldi dostlar. Bugün de aç kalmayacağız. Tatlımız var. Şöyle Zuda et çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sevgili Zühtü abime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Biz bunları az sonra kütür kütür götüreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Erdal. Evet abi. Sen bize sürpriz yaptın. Hamburger getirdin. Çok fena bakıyorsun. Bugün ben tatmayayım. Tamam mı? Bugünkü tadımı sen yap. Onu mu istiyorsun? Onu istiyorum. Hemen. Şunu dağıtmadan aldım. Hadi bir tane daha seç. Hadi bu da olsun. Oo, hep gitti bak. Bademli. Bol şam fıstıklı olanları seçti. İşi biliyor. Şimdi kaymak, dondurma. Kaymak. Peki efendim. Şöyle bir tutam. Yeter mi? Yeter. Bağırma fazla ondan sonra. Eyvallah. Bu da tamam. Hadi bu da benden olsun. Şöyle üstüne. Eyvallah diyelim. Şimdi bugünkü tadımımızı sevgili Erdal yapıyor. Buradan Zudo Et'e, sevgili Erdal'a, sevgili Erkan'a, sevgili Serkan'a selam gönderiyorum. Önümüzdeki bölümlerde karpı yaktığımızda kırmızı et şaşlık, beyaz et şaşlık ve sakatat şaşlık. Zudo Et'in katkılarıyla hani şu gördüğünüz kesim tahtımızı ağzına kadar et dolduracağız. Onur Market'e teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldukları, bize destek oldukları için Erdal götürüyor. Kanki Cambaz veda ediyor. Bir sonraki bölümde yepyeni bir yemekte buluşmak üzere. Al sen al götür. Kendinize iyi bakın. Kafanıza göre takılın. Allah'a emanet, hoşça kalın diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Ben Zudo hamburgerimi yemeye başlıyorum. Allah'a emanet, hoşça kalın. Hep söylüyorum. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. Hoşça kalın.